Hem kişisel portföyümde hem de model portföyde çok büyük ağırlığı olan Palantir'in dün bilançosu geldi. İyi bir bilanço. Bilanço sonrasında hisse senedi %16 kadar yukarı doğru gitti. Geç işlemlerde bugün tabii piyasa açılınca ne yapacak onu göreceğiz. Ve Palantir'le ilgili ben bilanço ön değerlendirmesini YouTube Katıl ve Haddini Aş kulübü üyeleri için yapmıştım. Şimdi bilanço sonrası değerlendirmeyi ise herkese açık yapmak istiyorum. Bizim burada derdimiz doğru şirketleri seçmek, büyüyen, kârı artan şirketleri seçmek. Doğru şirketleri seçsek bile hisse senedi fiyatları bazen şirketin performansıyla aynı doğrultuda hareket etmeyebiliyorlar. Çok sayıda faktöre bağlılar. Ama şunu biliyoruz, eğer şirket doğru bir şirketse, yani hızlı büyüyen, kendi monopolünü oluşturan, rekabet gücü yüksek olan bir şirketse en de sonunda değerlemelerde onu takip ediyor. Bu çerçevede Palantir'de benim uzun süredir hayranlıkla izlediğim bir firma. Dün getirdiği bilançoda da bazı çok özel şeyler var. Bunları sizler için değerlendirmek istiyorum. Anlatacaklarım elbette yatırım tavsiyesi değil. Palantir'de yüksek riskli bir şirket. Kendi değerlendirmenizi mutlaka kendiniz yapmalısınız. Hazırsanız başlıyoruz. Dün YouTube Katıl üyelerine sunduğum öngörüde demiştim ki şirketin hisse başı kârı tutturacağı konusunda bir sıkıntım yok. Ama cirodan hafif bir endişem var. Neyse ki hem hisse başı kârda Wall Street analistlerin beklentileri boşa çıkmadı. Hem de ciroda beklentilerin biraz üstüne bile gitti Palantir. Bu tip analizleri yapmak için Seeking Alpha'yı çok yoğun kullanıyorum. Maalesef dün gece kapanış sonrası bilanço geldiği için henüz Seeking Alpha'ya son bilanço rakamları yüklenmemiş. Ama bazı haberler ve yorumlar yüklenmiş. Siz de Seeking Alpha'yı kullanmak istiyorsanız linki aşağıda. Ve burada diyor ki ciroda 608 milyon doları tutturdu Palantir. Bu yıldan yıla %19,6 büyüme anlamına geliyor. Ve hedefi de 5,55 milyon dolar geçiyor. Dün öngörüde demiştim ki %20'lik büyüme harika olur. Çünkü aslında Palantir son dönemlerde ciro büyümesinde biraz zorlanıyordu. %12'lere kadar inmişti yıldan yıla büyüme. Bir önceki çeyrekte %16'ya çıkmıştı. Bu çeyrek %20'ye gitsek süper olur dedik. Ve %20 geldi. Zaten hissenin şiddetli şekilde yukarı doğru hareketlenmesinin temel sebebi bu. Hisse başı kârda ise bu çeyrekte 8 centlik hisse başı kâr geldi. Hedefler doğrultusundaydı. App Economy Insights yine bizim güzel klasik görselimizi hazırlamış Palantir'de neler olup bittiği konusunda. Palantir'in iki ciro kaynağı var. Bir devlet kurumlarına özellikle de Amerikan ordusuna hizmetler sunuyor. Büyük veri işleme konusunda. Bir de ticari boyutu var. Yani ticari şirketlere aynı hizmetleri sunuyor. Bu şirketlerin verilerini yapay zeka ile yoğurup daha doğru karar almalarını, verimliliklerini yükseltmelerini sağlıyor. Yaptığı temel iş bu ve çok kendine özgü bir yapısı var hakikaten burada. Baktığımızda devlet tarafında 32,4 milyon dolar ciro var. %11'lik büyüme burada gelmiş. Bir önceki çeyrekte %10'du. Ben yine öngörümde %11-%12 arası gelirse iyi olur dedim. Bunun sebebi de Amerika'da devlet şu anda ağırlıklı olarak demokratların elinde. Oysa Palantir'in kurucuları cumhuriyetçilere yakın. Peter Thiel'dir kurucusu. Elon Musk'ın da PayPal'dan ortağıdır. Ağır bir cumhuriyetçidir. O yüzden bazı ihalelerde zorlandıklarını zaten tahmin ediyoruz. Ama yeterli. Ben bu büyümenin Amerika'da seçimlerden sonra tekrar hızlanacağını düşünüyorum. Bir de Amerikan devleti savunmaya, para harcamaya gelince mesela eninde sonunda harcıyor. Ordu bu konuda devleti kim yönetirse yönetsin, hükümette kim olursa olsun ondan bağımsız şekilde doğru kararlar almaya zaten çalışıyor. Ticari taraftaki büyüme son derece olumlu. Bunun biraz sonra Amerika'daki ticari tarafına gelince olağanüstü iyi. Olağanüstü. Sebeplere geleceğiz. %32'lik artış var burada. Yıldan yıla 284 milyon dolar ciroya ulaşılmış. İkisinin toplamını 608 milyon dolara getiriyor bize. Burada %20'lik bir ciro artışı olduğunu görüyoruz yıldan yıla. Son derece iyi bir rakam. Ben ileride bunun daha da artacağını düşünüyorum. Sebeplere biraz sonra geleceğim. Brüt kar tarafında 3 bas puan brüt karı artırmışlar. Bu şirketin brüt karı inanılmaz. %82. Bu nedenle hatırlayanlar var mutlaka. Öngörü videosunda demiştim ki ciroyu birazcık artırsa zaten burası ardından koşarak gelecek karlık. Çünkü çok yüksek brüt karı var. Bu da hem esas faaliyet karına hem net karı olmuş şekilde de yansıyor. Satışların maliyeti 109 milyon dolar civarında gerçekleşmiş. Esas faaliyet kârı 66 milyon dolar. Şimdi bu çok çok önemli. Çünkü Palantir aslında S&P 500 endeksine girmeyi hak etmiş bir şirket. Çünkü 4 çeyrektir üst üste GAAP net income yani GAAP muhasebe standartına göre net kâr ediyor. Fakat bir eleştiri vardı. Yine bunu öngörü videosunda söylemiştim. Bu kârın ciddi bölümü faizlerden geliyor.
Bu şirketin çok ciddi parası var. Oradan iyi bir faiz geliri elde ediyor. Bunu pek S&P 500'ün yöneticileri sevmezler. Onlar esas faaliyet karının yüksek olmasını severler. Burada 14 bas puanlık bir artış görüyoruz ve %11'e gelmiş. Biraz sonra detaylara biraz daha gireceğiz. Oldukça olumlu. Faizi burada görüyorsunuz. 44 milyon dolarlık faiz getirisi var şirketin. Bunu da işin içine koyunca 97 milyon dolar kar var. Yıldan yıla büyüme %16, 9 bas puanlık artma var. Süper olumlu. Şirketin esas faaliyet giderlerine bakınca orada da tabii düşüşleri hedefliyoruz her zaman. En azından gelir kadar artmasını istiyoruz ki şirketin faaliyet kaldırıcı büyüğü olsun. Baktığımızda satış ve pazarlama giderleri %32'sine gelmiş cironun. Burada bir 5 bas puanlık geçen seneye göre daha iyi durumda olduğumuzu görüyoruz. Genel idari giderler 127 milyon dolarlık oluşmuş. Cironun %21'i bu da geçen seneye göre 9 bas puanlık bir iyileşme anlamına geliyor. Araştırma ve geliştirme giderleri 109 milyon doları bulmuş. Burada geçen seneye göre bir artış var 2 bas puan ama artış olacaksa burada olsun. Çünkü bu şirketin geleceğini garantileyen daha harika ürünler geliştirmesini sağlayan bir aslında masraf kalemi. Böyle baktığımızda 10 üzerinde 11 bilançoyla karşı karşıyayız. Ciro'da tam beklediğim, arzuladığım gibi %20'lik büyüme var. Bu büyümenin yine çok büyük bölümü tahmin ettiğimiz gibi ticari taraftan geliyor. Ticari de Amerika ve Amerika dışı ayırınca çok acayip şeyler var. Ona biraz sonra geleceğim. Brüt karı zaten çok iyiydi. Biraz daha tırmandırmaya devam etmiş. Esas faaliyet karı artmaya devam etmiş. Bu çok çok önemli şirketin özellikle S&P 500'e girmesi için ve giderlerini de kontrol altında tutmayı başarmış. 10 numara bilanço. Şirketin yatırımcı sunumu da çok bu arada da enteresan detaylar içeriyor. Buna investors.palantir.com'dan siz de ulaşabilirsiniz. İlk satır beni esas büyüleyen satır ve Wall Street'inde çok hoşuna giden satır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticari müşterilerde ciro artışı yıldan yıla bu çeyrekte %70. Bunu kesinlikle beklemiyordum. Beklentimin çok 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 üstünde bir rakam ve çok olumlu bir rakam. Çünkü Palantir ile ilgili en büyük endişelerden bir tanesi ya bu hep devlete iş yapıyor. Ticari tarafta büyümezse devletin sonuçta tüketiminin belli bir kapasitesi var. Bir de orada devreye siyaset giriyor Amerika'nın içerisinde. Bir de uluslararası siyaset devreye giriyor. Her ülkeye gidip savunma sistemini Palantir'e emanet etmek istemeyecektir bir Amerikan şirketine. Bu nedenle ticari taraftaki büyüme çok önemli diyorduk. Yıldan yıla %70 bu çeyrekte büyüme var. Beklentimizin çok üstünde ve çeyrekten çeyreğe baktığımızda da %12'lik artış var. 131 milyon dolara gelmişiz. Ben en çok bu satırı sevdim. Başka sevdiğim satırlar da var ama bu muazzam. Bütün globale baktığımızda ticari ciro %32 artmış. Yine bu bir de beklentimin üstünde ama bunun ağırlığı yine Amerika'dan geliyor. Çeyrekten çeyreğe baktığımızda da %13'lük artış var burada da. Bu da oldukça olumlu. Avrupa şirketleri ve Asya şirketleri maalesef henüz verinin yapay zeka ile yoğrulmasının bunun getireceği büyük verimlilik artışlarının, ciro artışlarının farkında değiller. Zaten CEO'yu dinlediğimizde o da aynısını söylüyor. Amerika dışındaki şirketlerde bu iş daha tam anlaşılmamış diyor. Yapay zeka devrimi şu anda Amerika'da gerçekleşiyor. Zaten Amerika şu anda şirketler bazında Avrupa'nın çok ilerisinde bilinç seviyesi olarak, kalite seviyesi olarak işin gerçeği bu. Ve böyle baktığımızda dünya tarafındaki büyüme biraz daha yavaş olmuş. Toplam ciro büyümesi yıldan yıla %20, çeyrekten çeyreğe %9. Süper bir rakam. %20'nin üzerine kaldığımız sürece Palantir bir hızlı büyüme şirketi olarak değerlendirilecektir. Ve bu çok önemli çünkü fiyat kazançtaki çarpan hızlı büyüme şirketlerinde otomatikman hızlı artıyor. Daha evvel yine öngörü videosunu hatırlayacaksınız. YouTube katıl üyeleri elbette. Fiyat bölü kazanç bölü büyüme rasyosunda zaten Palantir ucuz gözüküyordu. Şimdi daha da ucuzlamış oldu. Çünkü oradaki büyüme varsayımlarında yıldan yıla %20'lik düzenli büyüme öngörülmüyordu işin doğrusu. Bu çeyrekte 103 yeni iş bağlamışlar. 1 milyon doların üzerinde olan. Bu geçen sene aynı çeyreğin 2 kat üstünde gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticari müşteri sayısını çeyrekten çeyreğe geçen yıla göre %55 artırmışlar. Bir önceki çeyreğe göre %22. Bu yine çok hayranlık verici bir rakam. Çünkü bu ürünü satmak öyle kolay bir ürün değil. Bu ürün şirketinizin bütün muhasebe sistemine, envanter yönetim sistemine, bütün veri sistemine entegre oluyor. Bu nedenle satış aşamasında çok sayıda insanın ikna edilmesi gerekiyor şirkette. Ve uzun bir süreç ve oldukça da pahalı ürünler. Burada görüyorsunuz 1 milyon dolar üzeri kontratlardan bahsediyoruz burada. Bu hızlı büyüme şu anda Palantir'e olan talebin ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Serbest nakit akışı 305 milyon doları bulmuş. Bu da %50'lik bir marjın anlamına geliyor. Düzeltilmiş esas faaliyet marjını %34. 5 çeyrektir üstte bunu başarıyorlar. Bu önemli ama daha önemli olan iki satır
fırsatı şu aslında. 4 çeyrek üst üste GAAP Operating Profitability, yani esas faaliyet karlılığını son 4 çeyrekte sağlamış durumdalar. Bu bir ilk bu şirket için. Bunu da hallettiler. Bu da işte yine S&P 500'e girmek konusunda önemli. %11'lik bir marjin var. Bu ileride bu da artacaktır. Ve 5. çeyrektir üst üste GAAP Profitability, yani dipteki kâra da ulaşıyorlar. Bunu unutmayın. Faizin faydasını görüyorlar. %15 net kâr marjları var. Bu sayede GAAP EPS bu çeyrekte 4 cent, düzeltilmiş EPS ise 8 cent olarak oluştu. Beklenenlerin çok çok üstünde. 2023 yılının toplamına baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde ticari taraftaki büyüme %36 yıldan yıla burada bakılıyoruz. Yani bir yıla bir yılı kıyaslıyoruz. Ciro büyümesi %17. Bunun toplam yılda da %20'ye doğru gitmesini istiyoruz. Yıla biraz yavaş başladılar. Şimdi hızlanıyorlar. Müşteri artış oranı %35. 497 müşteri ulaşmışlar. Bir önceki yıl 367 müşterileri vardı. Bu rakam çok önemli bu arada. Çünkü Palantir girdiği müşteriden kolay kolay çıkmıyor. Uzun süre orada kalıyor. Yani 367 müşteriden 497 müşteri çıktığınızda o farkı da uzun yıllar koruyorsunuz. Bu da uzun yıllar boyunca cironuzun artmasını sağlıyor. Toplama baktığımızda bir önceki çeyrekte bir önceki yılın müşterisinden bir sonraki yıl elde edilen ciroda artış oranı %107 civarındaydı. Bu şimdi %108'e geliyor. Yani bir müşteri bir kere giriyorsunuz, gelecek yılda o müşterideki cironuz sadece aynı kalmıyor, biraz daha artıyor. Çünkü servis geliri gibi bunu düşünmeniz lazım. İş yaptıkça, müşteri bunların yazılımlarını kullandıkça, danışmanlık hizmeti de veriyorlar, danışmanlıklar ayarlandıkça daha fazla para ödemeye devam ediyor. Bu çerçevede bu rakam bana aslında Palantir'in bir üst seviyeye gittiğini gösteriyor. Bir önceki çeyrek bilançosundan sonra da Palantir'in değeri hızlı zıplamıştı ama sonra o büyük yükselişin ciddi bölümü geri verdi ve yeni bir platoya oturdu. O platodan biraz sonra bahsedeceğim. Bu rakam, şuradaki rakam bizim yeni bir platoya doğru gidebileceğimizi de gösteriyor. Biraz sonra detaylarına onu gireceğiz. Yıllık serbest nakit akış üretimi 731 milyon dolar. Yine nefis bir rakam. Burada da farklı kriterlerde karlılıklarını görüyorsunuz. Hepsi detayına girmeyelim. Biraz daha güzel grafikler var aslında. Gidişatı da gösteren, onlara bakmakta fayda var. Türkiye borsasında niye yatırım yapmıyorsun diyorlar. Çünkü böyle şirketleri pek bulamıyorum. Bakın burada GAAP net income'ın, yani GAAP standartına göre net karın gidişatını görüyorsunuz. 2022'nin 3. çeyreğinde 123 milyon dolar zarar varken şu anda 93 milyon dolar kâra gelmiş durumdayız. Grafik adeta füze gibi yukarı gidiyor. Süper bir grafik bu. Fakat demin dediğim gibi daha da önem verdiğim grafikte burada GAAP operating income, yani GAAP standartına göre esas faaliyet kârı hızla yukarı gidiyor. Bu da işte çok eleştiriliyor hep Palantir. Sadece faizden para kazanıyor. Operasyon asla para kazanmayacak diye o şüpheyi de ortadan kaldırıyor. Yine bu da benim gözümde Palantir'in bir üst seviyede bir taban fiyata ulaşmasını garantiliyor. Brüt kâr. Brüt kâr geçen sene aynı çeyrekte %82 iken %84'e çıkmış. Daha iyi, daha da iyi yapıyorlar. Yani hem büyüyorlar hem de bunu fiyattan taviz vermeden yapıyorlar. Bu bir şirketin stratejik olarak güçlü olduğu anlamına gelir temelde. Yine burada övünmüşler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticari müşteri sayısındaki artış görüyoruz. Burada ciddi bir zıplama var. Bu zıplamanın temel sebebi AIP Bootcamp dedikleri yapay zeka kampları düzenliyorlar müşterilerle beraber. Bu earnings call'da CEO dedi ki yetişemiyoruz, yani o kadar çok talep var ki. Burada ne yapılıyor? Gidiyorlar bir müşteriye. Müşteri bunları verilerini açıyor. O veriyi Palantir yazılımına gömüyorlar ve müşterilere Palantir yazılımının çıktılarını gösteriyorlar. Müşteriler herhalde orada hayran oluyor ki hemen satın alma işlemini başlatıyorlar. Bu da süreci hızlandırmış. Tekrar söylüyorum, Karp dedi ki yetişemiyoruz buna, yani çok ciddi talep var. O yüzden ben bu büyümenin korunabileceğini de düşünüyorum. Son çeyrekte 103 yeni anlaşma yapmışlar. Bunların her biri 1 milyon doların üzerinde en azından. 37 tanesi 5 milyon doların üzerinde, 21 tanesi ise 10 milyon doların üzerinde anlaşmalar bunlar. Çok güzel projeler tabii. Bir yandan şirkette nakit de bol, 3.7 milyar dolar civarında nakitleri var. O nakite göre borçları da oldukça düşük. Bu şirketin cari rasyosu 5'in üzerinde. İşte biraz anlıyorsanız bu işlerden ne kadar yüksek bir oran olduğunu da tahmin ediyorsunuz. Yani kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli borçlardan 5 kat fazla olduğunu görüyoruz şirkette. En üstteki 20 müşteride de ciro artış devam ediyor. %11 geçen sene aynı çeyrekten bu seneye, bu iyi bir artış. Ve faturalamalarda da ciddi artışları görüyoruz. Yani 10 numara bir bilanço ve CEO geleceğe yönelik de süper olumlu konuştu. Bir kere en çok hoşuma giden konulardan bir tanesi, çok eleman başvuruyor bize dedi. O da önemli çünkü bu bir sonuçta teknoloji şirketi, en iyi elemanları alabilmesi lazım. Demek ki heyecan yaratıyor. Bu AIP bootcamp'lerin coştuğunu söyledi. Yani oradan da ciro artış devam edecektir. Ve unutmayın, bir kere bir müşteri kazanınca uzun süre korumak gibi bir beceriye sahipler. Ve şurada da gördüğünüz gibi o müşteriler de cirolarını sürekli olarak artırıyorlar. Dün YouTube katıl ve Haddini Aş Kulübü üyeleriyle bu grafiği paylaşmıştım. Burası
burası bilançolardan sonra Palantir'in oturduğu dip seviyeleri gösteriyor bize. Palantir bu yılın başındaki dip seviyeleri 7,5 dolar civarındaydı. İkinci çeyrek bilançosu geldikten sonra epey bir yukarı doğru zıpladı. Sonra geriye doğru çekildi ve 13 dolarlar civarında bir taban oluşturdu. Üçüncü çeyrek bilançosundan sonra çok hızlı yükseldi 21 dolara kadar. Fakat sonra geri çekildi ve 16 dolarlar civarında bir taban oluşturdu. Şimdi ne oluyor? Dün %20 civarında yükseldi ama benim tahminim bu yeni gelen bilanço bizim tabanımızı şu seviyelere çekecektir. Yani bir süre biraz hızlı gitsek de oturacağımız noktanın şuraya şöyle çizmeye çalışayım size biraz daha uzatarak 17-18 dolarlar olacağını düşünüyorum. Yani buranın Palantir'in yeni tabanı olacağına inanıyorum ve ben bu tip adım adım yukarı giden şirketleri çok seviyorum. Çünkü bu şirketler her bilançoda Wall Street analistlerini ve yatırımcılarını biraz daha üst seviyede bir değerlemeyi hak ettiklerine ikna ediyorlar. Bu önce overshoot olabilir, yani aşırı yukarı doğru gidiyor ama sonra satış yiyip bir dengeye oturuyoruz. Burada benim gözümde 18 dolar minimum 17,5 dolar civarında Palantir'in yeni tabanı oluşacak diye düşünüyorum. Tabii biraz da borsanın genel gidişatına bağlı ama her şey olumlu ve benim için çok rahat çünkü biz iyi bir şirkete yatırım yapmışız. Şirket de iyi büyüyor. Bu nedenle Palantir'i bizim portföyde de demir başlardan süper demir başlara taşıyoruz. Demir başla süper demir başın farkı şöyle. Demir baş hisselerine düzenli alım yaptığımız hisselerimiz var. Çok beğeniyoruz o şirketleri. Düzenli alıyoruz. Ama belli aralıklarla alıyoruz. Burada süper demir başa çektiklerimde ise bunların ileride 5x 10x getirebileceğine inandığımız şirketler bunlar. Bunlara alımları daha da yoğun şekilde gerçekleştiriyoruz. Hisse senedi fiyatı nasıl hareket ederse etsin. Eğer siz de portföyün tamamını merak ediyorsanız hemen YouTube katıl üyesi olun ve oradan kolayca izlemeye başlayın. Düzenli olarak zaten paylaşıyoruz. YouTube katıl üyeleriyle sık sık bilanço tahminleri, bilanço sonuç çalışmaları ve haber analizleri de yapıyoruz. Böylece yatırım yaptığınız şirketi yakından tanıma, derinden inceleme fırsatınız oluyor. Unutmayın en de sonunda iyi şirketler bulmaya çalışıyoruz. İyi şirketleri bulursak bunlar en de sonunda yukarı doğru gidiyorlar. Evet, Palantir ile ilgili durum böyle. Çok memnunum portföyümüzde olduğuna. Bu arada portföyümüzde bulunan şirketlerden bilanço açıklayanlarda Tesla haricinde diğerlerinin hepsinde hem hisse başı karlılıkta hem ciroda hedefler tutmuş durumda. Bundan dolayı bazılarının fiyatları yukarı gitti, bazılarının fiyatları yukarı gitmedi. Dediğim gibi hissenin fiyatının hareketi pek çok değişkene bağlıdır. Ama iyi şirketler seçtiğimizi, bu şirketlerin yatırım rasyonelinde güçlü olduğunu görüyoruz. Bu çeyrekte şu ana kadar gelen bilançolardan sonra sadece Google'da acaba doğru iş mi yapıyoruz diye tartışmaya açtık kendi içimizde. Niye Google bütün hedefle tutturdu? Ama dünkü bir videoda bahsetmiştim. Reklam gelirlerinde düşme var. Google için reklam çok çok önemli ve o reklam gelirlerindeki düşüş acaba iş modelini zedeler mi diye Google'da demir baştan tuta çektik. Tut demek artık almıyoruz, satmıyoruz da orada duracak demek. Bu tip değişiklikleri de güncel olarak YouTube katıl üyeleriyle paylaşıyoruz. Siz de gelin, bunların içerisinde olun. İnanın bana yatırımcı yönünüz çok gelişecek. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.